Levent hocam, İsrail sesi falan duyamadık. İnşallah tek başınıza gelmişsinizdir. Kalıcı bir çözüm sunmaya geldim. Buyurun. Biz o meseleyi çözeceğiz Arif. Sen okul. Hadi sen çık. Levent Bey, bu iş uzadıkça çetrefilli hale gelecek. Niyetiniz nedir söyleyin. Bir an için insanların iradesini ellerinizde tutmanızla, vicdanlarını hapsetmenizle ilgilenmiyorum diyelim. Tövbe estağfirullah. Daha ilk lafınızda düşmanlık etmeye kalkacaksanız hiç konuşmayalım Levent Bey. Hayır hayır. Düşmanlık etmiyorum. Daha lafım bitmedi. Benim fikrimin de bir önemi yok. İradesi avuçlarınızın içinde olan Meryem Hanım boşanmayı düşünemiyor bile. Yani boşanmanın bu tür şeylerin yani bize lafzı bile çok uygunsuz. Her zaman değil. Kadın değilse de kadı boşayabilir. Siz buranın kadısı değil misiniz? Siz ne vakitten beri medeni hukuktan vazgeçip bizim yollarımızı geçer akçe saymaya başladınız? Benim fikrim belli. Çok da önemi yok ne düşündüğümün. Dediğim gibi iradesi avuçlarınızın içinde olan Meryem Hanım'ın hissettiklerinin geçerli olduğunu düşünelim. Meryem Hanım'ı Naim'den boşayabilir misin? Bu hükmü verebilir misin diye soruyorsunuz bana açık açık. Açık açık şunu soruyorum. Sizin usulünüz, inancınız, yolunuz, acı çeken, şiddet gören, haksızlığa uğrayan, iftiraya uğrayan bir kadını kocasından kurtarabilir mi, kurtaramaz mı? Bizim yolumuz evvela tamir etmek ister. İtidal ister, anlamak ister. Levent Bey, nasıl ki siz zina ile suçlandığınız zaman ben gözüm kapalı bunu kabul etmediysem, kapısına polis götürdünüz Naim Efendi'yi de zulümle itham edemem. Önce bakarım, bir emaresini eğer görürsem o zaman düşünmeye başlarım. Lakin alelade bir hasta bakıcının peşine bu kadar aşkla, şevkle düşerseniz insanlar da görmek istediği şeyi görmeye başlar. Ve sizin bu ısrarınız yüzünden Meryem Hanım çok büyük sıkıntıya düşer. Sonra yandı gülüm keten elva. Bana sus diyorsunuz yani. Haşa. Ben sizi itidalli olmaya davet ediyorum. Zira Allahu Teala'nın en çok buğz ettiği kişi tartışmada ileri gidendir. Hala buralarda dolanıyor, ne? Benden sana rahat yok. Lan, bak senin... Yahu yeter! Naim Efendi, ne oldu gene? Levent Bey, biz sizi daha fazla tutmayalım. Selametle. La havle ve la kuvveten. Ne oldu değerli? Cüneyt Efendi. Meryem'i vermiyor. Ya biz niye yine buradayız ya? Bu kadın sana pirinç okuması falan mı yaptı sınav için? Senin ondan bu espriler Halis galiba. Meryem teyze iyi mi bir kontrol etmem lazım ya. Yine baba. Baban. Gel. Sizin bütün aile mahalle ziyaretinde galiba bugün, ha? Ne iş? Ya dedim ya Meryem teyzenin durumlar fena diye. Hadi ya. Yalnız var ya buradan geçerse çok fena patlarız. Nereye gidiyor? Ha, uzaklaşıyor. Tamam. Tamam, iyi bari. Tamam, 2 dakika sürecek zaten. Kadıncağız iyi mi bir bakayım. Tamam. Bekle beni, tamam mı? Tamam, buradayım ben. Neden çağırdığınızı biliyorum. Naim Efendi. Cüneyt Efendi. Naim senin kayınbaba. Ailenden. Hadi onu geçtim. Ya biz bu adamı çağırdık, konuştuk. İkna ettik ve bir söz verdik. Tamam, karısı akşam sende kaldı. Fakat kadını sabah göstermeyip alıkoymak ne demek? Dün onu kandırmak, oyalamak için yapmadım ben yaptığımı. Öfkesine hakim olabilecek gibi değildi.
adil olanı yaptım. Sabahki hali de hal değildi. Dün gece yaptığımı yaptım. Güneş battı doğdu diye Naim Efendi değişmemişken adil olan niye değişsin? O vakit adil olana hep beraber karar verelim. Dördümüz. Naim Efendi'ye verdiğimiz sözü tutup karısını ona verecek miyiz? Hasna Hanım. Karı koca arasına girmek bizim haddimiz de vazifemiz de değildir. Öyle mi? Yapmadığınız şey. Cüneyt Efendi. Benim kararım da budur. Biz bu insanları itidalli olmaya davet ettik mi? Ettik. Vazifemizi yaptık. Vallahi bir fenalık da görmedik. Görmediğimiz, duymadığımız, kokusunu almadığımız, yarasına dokunmadığımız zulüm yok hükmündedir diyorsun, öyle mi? Misal binlerce kilometre ötede bir mazlumun canı yansa, bundan bizim haberimiz olmasa, o zulüm zulüm değildir diyorsun, öyle mi? Zulüm var ya da zulüm yok diyemem. Zira kişi bilmediğinden mesul değildir derim. Benim kararım belli. Bu zina dedikodusuna inanmadığını biliyorum. Naim Efendi vesvesesine son vermeden Meryem Hanım'ı görmesin. Senin kararın nedir hanım anne? Bizden uzaktaki zulmü bilmediğimiz gibi, bizden uzakta işlenen kabahati de bilemeyebiliriz. O vakit usulümüze, bizden evvel önce verilmiş emre bakarız. Hoca Hazretlerinin hakkı var. O vakit karar. Karı koca arasına girmeyeceğiz. Madem öyle, Naim Efendi gelsin, alsın Valide Hanım. Günahı boynumuza. Allahümme sabri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.